137. sayfa 4. ünite 4. bölüm sonu soruları A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 1. Bazıların tatları ekşidir. Bu ifade yanlıştır. Asitlerin tatları ekşi olacak. 2. Portakal suyunun pH değeri 7'den küçüktür. Evet. Portakal suyu asidiktir. Bunun değeri de 0 ile 7 arasında olduğu için doğrudur. 3. Asit yağmurları tarihi yapılara zarar verir. Evet, bu doğrudur. 4. Asitler metallerle tepkimeye girdiğinde gaz çıkışı görülür. Evet, bu da doğrudur. 5. Tuz ruhu kuvvetli bir bazdır. Bu yanlıştır. Tuz ruhu asittir. 6. Maddelerin asit mi baz mı olduğunu anlamak için belirteç kullanılır. Evet, bu da doğrudur. 7. Bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletmez. Bu yanlıştır arkadaşlar. Tam tersi olacak. Bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. 8. Bazlar sulu çözeltilerine OH- iyonu verirler. Evet bu doğrudur. 9. pH'ı 11 olan bir madde mavi turnusol kağıdının rengini kırmızı yapar. Hayır mavi yapar arkadaşlar. 10. Kırmızı lahana suyu doğal asit baz ayrıcıdır. Evet bu ifade de doğrudur. B. Aşağıdaki asit ve bazların sistematik adları ile yaygın adlarını eşleştirelim. Zat yağı sülfürik asittir, kezzap nitrik asit, süt kostik sodyum hidroksittir, sönmüş kireç kalsiyum hidroksit, toz ruhu ise hidroklorik asittir. C. Aşağıdaki kutularda pH dereceleri verilmiş olan maddelerin asit mi yoksa baz mı olduğunu verilen boşluklara yazalım. pH değeri 0 ile 7 arasında olanlar asit, 7 ile 11 arasında olanlar ise bazdır. A şıkkı pH değeri 3,1 bu asittir. B şıkkı pH değeri 7,6 bu bazdır. C şıkkı pH değeri 8,9 bu da bazdır. Ç şıkkı pH değeri 1,3 bu asittir. D şıkkı pH değeri 11,3 bazdır. E şıkkı pH değeri 6,4 bu da asittir. Ç aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim. 1 Numaralı maddelerin asit ve bazik özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Şimdi portakal suyu asitik özellik taşır. Sıvı sabun ise baz özelliklerini taşır. Şimdi şıklara bakalım sırasıyla. A şıkkı kırmızı turnusol kağıdının rengini değiştirir. Bu yanlıştır. Kırmızı değil de mavi turnusol kağıdının rengini değiştirir olacaktı. Burada da pH değeri 7'den büyüktür demiş. Bu doğru. B'ye bakalım. Bazik özellikleri taşır. Asitik özellikleri taşır. Tam tersi olacak. Portakal suyu asitik özellikleri taşır. Sıvı sabun ise baz özelliklerini taşır. Dolayısıyla B'yi eledik. C şıkkı: Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Evet, bu ifade doğrudur. Sulu çözeltilerine OH- iyonu verir. Evet, bu da doğrudur. Dolayısıyla ikisi de doğru olduğu için doğru cevabımız C şıkkıdır. D şıkkı: Sulu çözeltilerine hidrojen artı iyonu verir demiş. Evet, bu doğru. Burada da asitik özelliği taşır demiş. Buna yanlış demiştik. Çünkü sıvı sabun bazik özelliği taşır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. İkinci soru aşağıda 3 ayrı kapta sırasıyla NH3, NHO3 ve NaCl e, sulu çözeltiler bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? NH3 amonyaktır. Amonyak da bazdır. Buradaki HNO3 ise arkadaşlar nitrik asittir. Bu asit oluyor. NaCl ise arkadaşlar sodyum klorür yani tuzdur. Şimdi şıklara bakalım sırasıyla. A şıkkı 1 ve 2. kaptaki maddeler sulu çözeltilerine hidrojen iyonu verir demiş. Arkadaşlar buradaki asitler verir ama bazlar vermez. Dolayısıyla bunu eledik. B şıkkı 3. kaptaki sodyum klorür asit ve bazın tepkimesi sonucu oluşmuştur. Evet bu ifade doğrudur. C şıkkı 1. kaptaki maddenin pH değeri 7'den küçüktür denmiş. Şimdi 1. kapta bazik özellikli bir madde var. Dolayısıyla bunun pH değeri 7 ile 11 arasında olacaktı. Bu yanlış. İkinci kaptaki maddenin pH değeri 7'den büyüktür demiş. Bu da yanlış. Asit olduğu için onun pH değeri de 0 ile 7 arasında olacaktı. Doğru cevap B şıkkıdır. 3. Hasan yaptığı doğal asit baz belirtecinin asitlerde pembe bazlarda ise sarı renk aldığını belirliyor. Hasan daha sonra hazırladığı belirteci aşağıdaki grafikte pH değerleri verilmiş olan K, L, M ve N çözeltilerine ekliyor. Buna göre K, L, M ve N çözeltilerinin aldığı renkler, ...aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur. Şimdi tabloya baktığımızda K'nin pH değeri 5'miş. Dolayısıyla 7'den küçük olduğu için bu asetik özelliklidir. L maddesinin pH değeri 8, 7'den büyük olduğu için bu bazik özelliklidir. M maddesinin pH değeri 3, dolayısıyla 7'den küçük olduğu için bu da asetik özelliklidir. N maddesinin pH değeri 13, 7'den büyük olduğu için bu da bazik özelliklidir. Şimdi arkadaşlar şöyle oluyormuş bakın. Asit baz belirtecinin asitlerde pembe... Bazılarda ise sarı. Dolayısıyla K pembe olacak. L sarı olacak. M pembe olacak. N sarı olacak. Dolayısıyla pembe sarı pembe sarı olan şık D şıkkıdır. Doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soru aşağıdaki kimyasal maddelerle ilgili bazı uyarı sembolleri verilmiştir. Buna göre bir ve ikinci sembolün anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Birinci sembol yanıcı madde, ikinci sembol ise zehirli madde sembolüdür. Dolayısıyla Doğru şık A şıkkıdır. 141. sayfa pekiştiren soru. Rıza, ilk sıcaklıkları 25 derece olan eşit kütledeki K, L ve M sıvılarını özdeş kaplara koyup özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıyor ve sıvıların son sıcaklıklarını aşağıdaki gibi gözlemliyor. Buna göre Rıza'nın deneyindeki değişkenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi burada farklı olanlara bakalım. Şimdi hepsinin de Bakın özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor ve eşit kaplara eşit miktarda konulmuş arkadaşlar. Şimdi burada farklı olan sadece KLM sıvılarının cinsleri. Dolayısıyla bu bağımsız değişken olacak. Şimdi şıklara baktığımızda A şıkkı ve B şıkkı olabilir. Bakın bağımsız değişkenler maddenin cinsi. C ve D'yi eleriz. C ve D'yi eledik. Şimdi bir de aynı olanlara bakalım. Aynı olanlar ise kontrol edilen değişkendir. Şimdi 3 de aynı olan madde miktarlarıdır ve verilen ısıdır. Dolayısıyla kontrol edilen değişken madde miktarı ve verilen ısı olmalıdır. Dolayısıyla B şıkkını da eledik. Geriye A kaldı. Doğru cevabımız A olacaktır. Bağımlı değişken ise arkadaşlar bu maddeler birbirinden farklı olduğu için dolayısıyla bunlara verilen sıcaklıktan dolayı sıcaklık artışı bağımlı değişken olmuş oluyor. Doğru cevap A şıkkıdır. 143. sayfa Pekiştiren soru. Gönül Özdeş K, L ve M kaplarında ilk sıcaklıkları aynı olan suları özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıttığında sıcaklık değişimleri grafikteki gibi oluyor. Buna göre K, L ve M kaplarındaki suların kütleleri arasındaki ilişki aşağıdaki grafiklerden hangisindeki gibi olabilir? Grafiğe baktığımızda sıcaklığı en çok artan L sıvısı, sonra en az artansa K sıvısı. O zaman arkadaşlar L'nin kütlesi en az olacak. Sonra M'nin kütlesinden ve kütlesi en fazla olan da K olacak. Çünkü K en az artmış sıcaklığı. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. 148. sayfa pekiştiren soru. Aşağıdaki tabloda verilen değerleri kullanarak maddenin soğuma grafiğini çiziniz. Şimdi tabloya baktığımızda ilk sıcaklığı 240. Sonra 2 dakika geçince sıcaklık 200'e düşmüş. Bakın şu şekilde. Sonra 2 ile 4. dakikalar arasında değişmemiş. Gene 200. Daha sonra 160'a düşmüş. Daha sonra 120'ye düşmüş. Daha sonra 80'e düşmüş. 12. dakikada gene 80. Bakın burada değişme olmamış. Daha sonra 14. dakikada 40 dereceye düşmüş. Şimdi grafiğimiz bu şekilde. Şöyle olmuş arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar iki sefer bakın sıcaklık değişmemiş. Dolayısıyla iki kere hal değişikliği var. Dolayısıyla arkadaşlar bu gitgide soğumuş demek ki ilk hali gazmış, daha sonra sıvı olmuş, en sonda katı hale gelmiş demektir. Şimdi maddelere bakalım. Birinci madde, madde iki kere hal değiştirmiştir deniyor. Bu doğrudur arkadaşlar. Önce sıvı olmuş, daha sonra katı olmuş. İkinci ifadeye bakalım. Madde başlangıçta sıvı haldedir. Bu yanlıştır. Başlangıçta gaz haldedir. Üçüncü ifadeye bakalım. Madde'nin donma sıcaklığı 80 derecedir. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. Çünkü önce 200 derecede bakın sıvı hale geçiyor. Daha sonra 80 derecede de katı hale geçiyor. Bu ifade doğrudur. Dördüncü ifade madde 14. dakikada katı haldedir. Evet arkadaşlar bakın 10. dakikadan sonra hep katı halde. Bu ifade de doğrudur. 150. sayfa 5. bölüm sonu soruları. A. Halime A, B ve C özdeş kaplarına ilk sıcaklığı 20 derece olan sulardan farklı miktarda koyup kapları 20 dakika boyunca özdeş ısıtıcılarla ısıtıyor. Suların sıcaklığını ölçüp şekildeki grafiği çiziyor. A, B ve C kaplarındaki suların kütlelerini aşağıdaki kapların içini karalayarak kıyaslayalım. Şimdi grafiği incelediğimizde sıcaklığı en çok artan A, sonra B, en az artan da C olmuş. Demek arkadaşlar A'nın kütlesi diğerlerinden daha azmış. Çünkü sıcaklığı en çok A'nınki artmış. Daha sonra B'ninki en fazla olan da C'ninkidir. B. yapılan bir deneyde ilk sıcaklığı eksi 30 derece olan madde ısıtıcı ile ısıtılıyor. Ve ölçüm sonuçları aşağıdaki tabloya yazılıyor. Tablodaki verilerden yararlanarak bu maddenin sıcaklık zaman grafiğini aşağıya çizelim. İlk sıcaklık eksi 30'muş. Ve erime sıcaklığı da 40 derece. Şimdi eksi 30'dan 40'a kadar bunu ısıtalım. 40'a geldiğinde arkadaşlar erime sıcaklığı var. Bakın burada hal değiştiriyor. Bir müddet sabit kalıyor sıcaklık. Daha sonra kaynama sıcaklığı 90 derece. Isıtılmaya devam ediyor. Ve 90 derecede kaynamaya başlıyor. Burada yine bir hal değişimi var. Sıcaklık bir müddet aynı olacak. Son sıcaklık ise 110 derece arkadaşlar. 110 dereceye kadar ısıtılmaya devam ediyor. Evet. Grafiğimizi bu şekilde çizmiş olduk. C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim. 1. Aşağıdaki tabloda öz ısıları verilmiş maddelerden eşit miktarlarda alınıp... ...özdeş kaplarda özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Maddelerin ilk sıcaklıkları eşit olduğuna göre ısıtma işlemi sonunda... ...hangisinin son sıcaklığı diğerlerinden daha büyük olur? Evet, öz ısısı küçük olanın arkadaşlar son ısısı daha büyük olur. Şimdi buradaki değerlere bakalım. 0,11, 0,031, 0,033, 0,47. Bu sayılardan en küçük olanı 0,031 olduğu için doğru cevap kuruşun yani B şıkkıdır. İkinci soru Sabri ilk sıcaklıkları eşit olan saf sulardan özdeş K, L ve M kaplarına farklı miktarda koyup özdeş ısıtıcılarla 2 dakika boyunca ısıtıyor. Buna göre kaplardaki saf suların son sıcaklıklarının arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bu sıvıların kütlelerine bakalım arkadaşlar. K'nin 2 100 gram, L'nin 2 50 gram, M'nin 2 75 gram. Şimdi az olanın son sıcaklığı daha fazla olacaktır. En az olan L olduğu için dolayısıyla L büyüktür. Sonra M'den o da büyüktür. K'den olacak. Doğru cevap B şıkkıdır. Üçüncü soru. Dilek aşağıdaki değişkenlere göre bir deney tasarlayacaktır. Buna göre Dilek tasarlayacağı deneyde aşağıdaki düzeneklerden hangisini kullanmalıdır? Şimdi tabloya baktığımızda kontrol edilen değişken arkadaşlar maddenin cinsi ve verilen ısı. Şimdi bu sabit olanlar yani aynı olanlar olacak. Bakın kontrol edilen değişken. Şimdi ikisinde de aynı olanlara bakalım. A şıkkında su su ve ısıtıcılar aynı. B şıkkında da sıvı yağ sıvı yağ ısıtıcılar aynı. C şıkkında su su ısıtıcılar aynı. D şıkkında Su ve sıvı yağ. Bakın buradaki sıvılar farklı olduğu için arkadaşlar bakın maddenin cinsi farklı. Dolayısıyla bunu eleriz. Maddenin cinsi ve verilen ısı aynı olacak. Şimdi A, B ve C şıklarında maddenin cinsleri ve verilen ısılar aynı. Gelelim bağımlı değişkene. Şimdi gelelim bağımsız değişkene. Bağımsız değişkende de arkadaşlar madde miktarı farklı olacak. Şimdi B şıkkında bakın sıvı yağların madde miktarları aynı. Dolayısıyla bunu eleriz. C şıkkında da suların e, madde miktarları aynı. Bunu da eleriz. Geriye A şıkkı kaldı. A şıkkı doğru cevap arkadaşlar. Bağımlı değişken ise bu madde miktarından dolayı sıcaklığın farklı olmasıdır. Şimdi arkadaşlar su miktarı az olduğunda sıcaklık daha çok artar. Su miktarı çok olduğunda sıcaklık daha az artar. Buna da biz bağımlı değişken diyoruz. Yani sıcaklığın değişimine. Doğru cevap A şıkkıdır. Dördüncü soru. Saf X maddesine ait sıcaklık zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi grafiği incelediğimizde arkadaşlar iki sefer hal değişikliği görüyoruz. Bakın birisi 70 derecede birisi de 20 derecede. Şimdi 110 derece ilk sıcaklığımız son sıcaklık ise 0 derece. Dolayısıyla arkadaşlar x maddesi ilk hali gazmış. Daha sonra sıvı olmuş. Daha sonra da katı hale geçmiş. İki sefer hal değişikliği yapmış. Şimdi şıklara sırasıyla bakalım. A şıkkı x maddesi 10 derecede sıvı haldedir. Arkadaşlar 10 derece şuralarda bir yerde bakın. Dolayısıyla bu yanlıştır. Çünkü 20 derecede artık katı hale geçmişti. Doğru cevap A şıkkı olacak. B şıkkı X maddesinin donma sıcaklığı 20 derecedir. Evet, bu doğru. C şıkkı X maddesi 110 derecede gaz haldedir. Evet, bu da doğru. D şıkkı X maddesinin kaynama sıcaklığı 70 derecedir. Evet, bu da doğru arkadaşlar. Yanlış olan A olduğu için doğru cevap A şıkkıdır.